Merhabalar. Burada Geleceğe Ulaşım Yarışması ile ilgili bölümde sizlerleyiz. Buradaki olan kişiler olarak Ayşe Hanım, biraz önce İlker Bey'e bahsetti, Fikret Yüksel Vakfı'ndan ve Mustafa Bey ile sizlere buradaki yarışmayı sunacağız. Tabii yarışmadan önce size şifreleri hatırlatmak istiyoruz. Toplamda şu ana kadar 3 tane şifre verildi. Hemen bunları kısaca hatırlatacak olursak, birinci şifremiz bulut çözümüydü. Lütfen not alın. İkinci şifremiz DriveWorks, üçüncü şifre de 3D Experience. Geleceğe Ulaşım yarışması burada aslında biraz önce İlker Bey de bahsetti. FRC takımları arasında lisedeki öğrencilerle beraber burada oluşturulan aslında bir yarışma. Gerçekten büyük ve burada bizim için önemli bir yarışma. Türkiye açısından da önemli. Burada yarışmayı Tek Yaz ve Fikret Yüksel ortaklığında, Fikret Yüksel Vakfı ortaklığında yaptık. Sponsorlarımız da Dassault System ve Renault'ydı. Burada uluslararası bir yarışma düzenledik. Direkt Dassault System'ın Challenge sayfasında yarışmamız yayınlandı. Uluslararası platforma bunu taşıdık. Ve Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirdik burada. Lise öğrencilerinin 3D Experience platformu kullanarak burada tüm rolleriyle beraber deneyimlediler bu platform açısından. Tabii bunları deneyimlerken lisans sağlamanın haricinde buradaki takımlarımıza 40'a aşkın takımımız bulunmaktaydı bu yarışmaya başvuran. Eğitimler verdik. Bir fiil burada eğitimlere katıldılar, lisanslarını kullandılar, lisanslarındaki rolleri kullandılar. Şimdi sizlere Fikret Yüksel Vakfı'nı anlatmak için Ayşe Hanım'ı davet ediyorum. Merhabalar. Ben Fikret Yüksel Vakfı Türkiye temsilcisi, aynı zamanda First Robotics Competition bölge direktörü Ayşe Selçok. Bugün First Robotics Competition ve vakfın yaptığı çalışmaları sizlere paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Öncelikle vakfı anlatırsam, vakıf bir aile vakfı. Fikret Yüksel Vakfı tarafından 1998 yılında eğitime destek vermek amacıyla kuruldu. Kendisi Darüşşafaka mezunu ve vakıfın önceliği yıllarca Darüşşafaka eğitim kurumlarına bağış yapmaktı. Ta ki 2008 yılında Suzan Hanım, kızı Suzan Hanım vakıfın başkanlığını üstlenip FRC'ye oğlunun katılmasıyla birlikte programın ne kadar güzel olduğunu görüp Türk öğrencilerine de bunu paylaşmak isteyene kadar. Ben de Darüşşafaka mezunuyum. 2008 yılına kadar Lego robot yarışmalarıyla ilgileniyordum, yarışmalara katılıyordum. Ve onların Darüşşafaka'ya yaptığı ziyaret sırasında bana dediler ki büyük robotlar var yani senin boylarında onları yapmak ister misin? Legolarla oynuyorsun şimdi. Ben önce çok anlamlandıramadım yani nasıl benim boyumda robot, ben daha liseye yeni geçiyorum, yapabilir miyim? Ve onlar bize dediler ki Amerika'da bu yarışma düzenleniyor, gelin izleyin, yapmak istiyorsanız biz tüm ekonomik desteği size sağlayacağız. Böylece 2008 yılında Türkiye'deki ilk FRC takımı kurulmuş oldu. 2008 yılından 2015 yılına kadar ne zaman Türkiye'de bir takım kurulsa ve yarışmalara katılmak istese yurt dışına çıkmak zorunda kalıyordu. Tabii bu ekonomik zorluklar doğuruyor. Dolayısıyla Fikret Yüksel Vakfı bu takımlara ekonomik destek veriyordu. Ama seyahat ettirebileceğimiz öğrenci sayısı belli. Herkese ulaşamayız. Suzan Hanım çok güzel bir vizyonla dedi ki biz neden bu yarışmayı Türkiye'ye getirmiyoruz? Böylece öğrencileri dışarıya çıkartmaktansa onları Türkiye'de aynı deneyimi Türkiye'de yaşatalım. Böylece 2015'te FRC'yi Türkiye'ye getirmek için çalışmalara başladık. Yarışmanın tamamı sponsor ve destekçilerle sürdürülüyor ve biz dedik ki FRC'yi Türkiye'ye tanıtalım ama çok büyük bir yarışma anlatabilecek miyiz, nasıl yaparız? Böylece girişimlere başladık. 2018 yılı itibariyle de Türkiye'de uluslararası olarak artık yarışmaları düzenleyebiliyoruz ve sadece Türk takımları değil yurt dışından takımlar da gelip burada yarışabiliyor. Peki First Robotics Competition nedir? First de aslında First Vakfı'nın yani For Inspiration and Recognition of Science and Technology açılımının kısaltmasıyla First, Dean Kamen tarafından kurulmuştur. Kendisi bir mucit, Segway mucidi, taşınabilir diyaliz makinesini yaptı, pek çok inovasyonu var. Ama ona sorarsanız onun en güzel inovasyonu First'ı kurmaktı. Çünkü genç yaşta çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirip onların geleceğin liderleri olmasını hedefleyen bir program sunmuştu. First'ün 3 farklı programı var. Anaokulundan başlıyor, lise sona kadar. Bizim burada yaptığımız etkinlikler ise lise öğrencileri için First Robotics Competition.
Robot yarışması dediğimiz zaman artık trend topic, yani her yerde bir robot yarışması görebilirsiniz ama FRC neden farklı? Biz neden FRC'yi seviyoruz? Çünkü FRC robottan çok daha fazlası. Öğrenciler küçük bir firma gibi çalışıyorlar. Hem mekanik yapıyorlar, hem programlama, hem tasarım ama bunlarla yetinmeyip sosyal çalışmalar, sponsor buluyor, web tasarımı yapıyor, PR yapıyor. Yani bir öğrencinin aklına gelebileceği her meslek grubunu daha lisedeyken deneyimleyebiliyor. Ve yarışmalara hazırlandıktan sonra yılda bir kere bir araya geliyorlar. Festival gibi olan bir etkinlikte 3'e 3 maç yapıyorlar. Bu 3'e 3 maçlarda da aslında bizim için en güzel olan değeri ön plana çıkartıyor. Çünkü robotların kırıldığı ya da birbirini imha etmeye çalıştığı bir yarışma değil bu. Biz onlara en iyiye karşı yenmeyi, en iyi olarak yenmeyi öğretiyoruz. Dolayısıyla bir maçtaki rakibiniz, öbür maçta partneriniz olurken kırılan bir robota sevinmiyorsunuz. Aksine rakibinin robotunu tamir etmek için birlikte çalışıyorsunuz. Ve bu çalışmadan sonra sahaya çıkıp birlikte mücadele ediyorsunuz. O noktada kazanırsanız işte o zaman en iyi sizsiniz. First'ün aslında neler yaptırdığından bahsettim ama araştırmalara bakarsak da öğrenciler 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra teknik beceriler de kazanıyor. Ve eğitimleriyle ilgili bir sonraki aşamaya gelmekte de daha motive olduklarını rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii bahsetmiştim, gönüllülerle sürdürüyoruz biz bu etkinlikleri. Mezunlarımız bizi bırakmıyorlar ve bu deneyimi yaşayan gençler üniversiteye başladığında gelip bize gönüllü olarak destek vermeye çalışıyor. First'un bir diğer güzelliği ise üniversite bursları ve staj imkanları da sağlayabilmesi. Burada Türkiye'deki takım verilerini görebilirsiniz. Geçtiğimiz sezon Covid'de bile 71 takım çalışmalara devam etmek istedi. 2015 senesinde başladığımız bu yolculukta üst üste rekorlar kırıyoruz ve dünyada en çok takıma ulaşan ülke konumundayız. İlker Bey'in de biraz önce bahsettiği gibi sadece Avrupa değil, Çin'den New York'a kadar FRC'yi temsil eden tek ülke biziz. Sponsorlarımıza ve destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Onlar olmadan bizim tek başımıza gücümüz yetmezdi bu kadar çok öğrenciye ulaşmaya. Umarım daha fazla birliktelikle daha çok öğrenciye ulaşabiliriz. 2022 sezonu içinse hazırlıklara başladık. Umarım sizler de yarışmalara katılabilirsiniz. Son slide'da bizimle ilgili bilgilere ulaşabileceğiniz gibi yeni sezon videoları için harika tanıtım videoları var. Onları da göz atmayı unutmayın. Teşekkürler. Şu anda ekranda bulunan teşekkürler Ayşe Hanım. Şu anda ekranda bulunan kare kodu taratarak burada yeni tanıtım videosu, yeni dönem tanıtım videosunu ki ben izledim gerçekten çok güzel. FRC ruhunu da hızlı bir şekilde görebileceğiniz bir YouTube videosuna erişeceksiniz. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Burada yarışmaya katılan takımlardan bahsetmiştik. Hemen kısaca yarışmaya takılan takımları size şöyle ekrana getirecek olursak, 42 takım burada yarışmaya katıldı. Yani 42 takım eğitimlerini aldı, 42 takımdan kişiler eğitimlerini aldı ve mentorları da dahil olmak üzere. Ve burada lisans erişimine, yani 3D Experience platform ve rollerine erişimine sağladı. Tabii belirli bir kısa dönem süresinde, bir aylık bir dönem süresinde bunu yaptığımız için 20 takım tamamen yarışma burada tasarımlarını bize teslim edebildiler. Tasarımlarına da aslında burada öğrencilerimizin tüm bize gelen tasarımları da sizlere göstermek istiyorum. Çünkü çok büyük bir emek var. Çok kısa zamanda burada hem yeni bir platforma alıştılar, hem buradaki eğitimlerini tamamladılar ve buradaki rolleri kullanarak 3D Experience platform üzerinde, bulut sistemleri üzerinde bunları yaptılar. Tabii öğrencilerin bize olan geri bildirimi her yer girebilmeleriydi. Burada telefondan, tabletinden ve bilgisayarından mevcut bulunan takımların kendi sayfalarındaki, komünitelerindeki bulunan yerlerden buradaki tasarımlarına erişebiliyorlardı. Yeni jenerasyon için gerçekten en önemli kısım çünkü onlar teknolojinin içerisine doğdular. Burada tasarımları hemen sizlere ekrana getirecek olursam çok güzel geleceği gelecek olan bir platformda yani bulut üzerinde buradaki tasarımlarını yaptılar. Her birini ayrı ayrı tebrik ederim. Çünkü buradaki tüm tasarımları göstermemizdeki amaç takım olarak bunları hazırlandılar ve sunumlar yaptılar. Jüri üyelerimize sunumlar yaptılar. Gerçekten her birini ayrı ayrı tebrik ederiz. Çok güzel bir süreç yaşadık sizlerle.
Şimdi jüri üyelerimizden kısaca bahsedeceğiz. Yine ben sözü Ayşe Hanım'a veriyorum burada jüri üyelerimizi tanıtabilmek için. Buyurun Ayşe Hanım. Tabii. Etkinlik boyunca Geleceğe Ulaşım Yarışması'nda da bize gönüllülerimiz destek oldu. Jürilerimiz hem takımların dosyalarını inceleyip çalışmalarını analiz ettiler, hem de nasıl sunumlar yaptığını incelediler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İlk jürimiz The South System Kıdemli Satış Müdürü Refik Demirci. Diğer jürimiz Ortero Kurucu Ortağı Efe Turhan. Ford Otosan AŞ Ürün Geliştirme Müdürü Ferhat Çakmaklı. İSBAK AŞ Arge ve İnovasyon Müdürü Hakan Çelik. Arke Robox Kurucu Ortağı İlker Vardarlı. Arkista Mimarlık Kurucu Ortağı Lori Zakar. Ford AŞ Ürün Geliştirme Müdürü Mühendisi Süleyman Saraç. Roboplast Plastik ve Otomasyon Sistemleri Arge Müdürü Ahmet Taşlıca. Ve tabii jürilerimize destek veren ve onları yönlendiren gönüllülerimiz Elif Üstevay Tınar ve Şefik Emre Coşkun'a da çok teşekkür ederiz. Burada jürilerimiz kendisi toplantı yaptığı belirli kriterlere göre buradaki tasarımları değerlendirdiler. Çok ince eleyip sık dokuyarak tabii burada tasarımların her birine tek tek bakarak bu kriterleri değerlendirdi. Onun öncesinde de toplantı yaptı. Şu anda toplantı görüntülerini görebiliyorsunuz. Tabii bunu online platform üzerinde yaptı. Buradaki değerlendirme kriterlerinden de kısaca bahsetmek istiyoruz. Hani standart bir sisteme göre görselliği değil de çok ciddi bir 16 kriter var. Ayşe Hanım kısaca bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Jüri değerlendirme kriterlerini oluştururken çocukların sadece tasarım yeteneklerine değil, aslında gelecek için hem doğa dostu, hem bizim konforumuzu düşünen, aynı zamanda yakıt verimliliğini düşünen, bunlarla kalmayıp sosyal çalışma becerilerini de geliştirip nasıl sunum yaptığını incelediğimiz bir süreç oldu. Takımlar harika projeler paylaştılar. Ödülleri anons etmeden önce de her birini tekrar tebrik ediyoruz. Ben şimdi ödüllere geçmeden Ayşe Hanım'a burada herkesin huzurunda bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz ilk bu yarışma fikrini Ayşe Hanım'a söylediğimizde kendisi İBB yarışmasından yeni çıkmıştı ve FRC Regional'lar, Off-Season'lar bunlara hazırlanıyordu. Ve biz böyle bir yarışma yapalım fikrini kendisine söylediğimizde her zamanki gibi bize destek oldu ve çok yoğun bir şekilde, evet belki bu 42 takım işte 20'si katıldı. Arkasında bir senelik bir hazırlanma süreci var. İşte Hasan hocamız, mentorumuz, Ayşe Hanımlar, Alex, bizim ekip keza, jürilerimiz. Gerçekten çok büyük bir emeğin sonucunda çok güzel bir sonuç çıktı ortaya. Burada aslında şöyle bir dönüşümün öncülüğünü de FRC ile denemiş olduk. Bundan 25 yıl önce SolidWorks ilk Türkiye'ye geldiğinde üniversiteler, meslek liseleri, teknoparklar, kuluçka merkezleriyle yayıldı. İlker Bey'in hep bir lafı vardır. Kendisi satış döneminde şunu söylerdi. Ben en yüksek grafiğimde ayda işte veya yılda 30 tane satabilirdim. Ne zaman ki biz okullara, meslek liselerine girdik, onlara gittik, eğitimler verdik, lisanslarını verdik. O zaman işte binler, 3000'ler, 5000'ler, 10.000'lere firma sayılarına çıktık. Şu an 3D Experience'da da böyle bir dönüşüm var. Ve biz acaba bu olur mu dediğimizde FRC takımlarıyla gerçekten harika sonuçlar çıkardık. Biz bununla alakalı şimdi önce okullarla görüşüyoruz, üniversitelere gidiyoruz, 3D Experience vizyonunu anlatıyoruz. Çünkü artık biz üniversitedeyken hayalimiz şuydu, atıyorum Ford'a gireyim, TAI'ye gireyim, Aselsan'a gireyim. Ama artık gençler, Z kuşağı, ben Londra'da da çalışabilirim, New York'ta da çalışabilirim. Yani illaki fiziksel olarak orada bulunmama gerek yok. Ben yazılım ve donanım altyapısıyla istediğim firmada, istediğim lokasyonda çalışabilirim ki bununla alakalı bugün birçok da sunum gördük. Bunu denedik ve çok ciddi sonuçlar aldık. Bunun için tekrardan Ayşe Hanım'a ve sponsorumuz Lenovo'ya da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Emre Beyler, Kemal Beyler bu yarışma özelinde de bize ayrıca destek oldular. Her türlü eğitim konusunda, öğrencilerin yararına olan her türlü şeyde bizim de en büyük destekçilerimiz oldular. Tüm sponsorlarımıza, jürilerimize ve katılımcılara, tüm FRC takımlarına. Çünkü çok yoğun bir süreçti onlar adına da. Yani daha önce görmedikleri platform eğitimlerini aldılar. Birçok eğitimler İngilizce, sonrasında tasarımlara başladılar. Hiç alışık olmadıkları bir arayüz, farklı kullanım amaçları var. Bu süreci gerçekten çok iyi adapte olup ortaya da sizin gördüğünüz YouTube sayfasında da FRC'nin yayınlanan sonuçlar ortaya çıktı. O yüzden tekrardan herkese teşekkür edip şimdi yavaştan tüm FRC takımlarının merak ettiği sonuçlara geçelim. İlk sonucu da Ayşe Hanım açıklasın bence.
Tabii. Çok teşekkür ederim güzel iltifatlarınız için. Sizinle çalışmak her zaman bizim çok için de bir zevk. Çok teşekkür ederiz Ayşe. Ve ödüllere geçersek, ilk ödülümüz Geleceğin Aracı Ödülü. Bu ödül, tasarımın uygulamasının gerçekleştirilmesi en mümkün olan ve taşımacılığa yeni bir bakış açısı sunan projeye verilir. Bu ödülü kazanan takımın aracı hem havada hem de karada yol alabilmektedir. Aracın aerodinamik kuralları gözetilerek tasarlanması, kompozit fiber malzeme ile hafifleştirilip ve dayanıklı hale getirilmesi, takımın kör nokta uyarı sistemini bile düşünmesi jürileri etkilemiştir. Gerçekleştirilmesi en mümkün olan, taşımacılığa yeni bir bakış açısı sunan ve geleceğin aracı ödülünü kazanan takım 82-0 Anatolian Biz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Tebrik ederiz. Sürpriz ödülü en son söyleyelim. Heyecan evet. Biraz daha artsın. Evet, heyecan biraz daha artsın. İkinci ödülümüz, yani daha doğrusu burada tabii ödüllerde herhangi bir sıralamamız bulunmamakta. Evet. Tamamen buradaki konsepte göre bu ödülleri verdik. Bu arada biz şunu da düşündük Esra Hocam, çok özür diliyorum. Aslında bu yarışmanın bir tane birincisi yok. Çünkü çocuklar gerçekten çok zorlu bir challenge'dan geçtiler. Ve burada bir tane kazananı açıklamak, Ayşe Hanım da bize bunu önermişti. Bizim de çok istediğimiz bir şey değildi. Ve her konu başlıklarında farklı birinciler seçerek onlara ödüllerini vereceğiz. Bu evet. Da gerçekten bugün farklı takımları, farklı illerdeki takımları sevindirmek için güzel bir araç oldu bizim için. Teşekkürler. 3D Experience ödülünü kazanan takımda bu takım geleceğin en iyi 3D iletişim teknolojisi adayı olan 3D Experience platformunu hızlıca öğrendi ve tasarımlarını fikir aşamasından 3 boyutlu görsel haline getirmeye kadar her aşamasında platformu en etkin bir şekilde kullandı. Tabii bunu çok kısa bir sürede yaptı arkadaşlarımız. Gerçekten tebrik ederiz. Bu sebeple bulut tabanlı 3D Experience platformu içinde uçarak gelen ve çevreci bir araç tasarlayarak 3D Experience ödülünü kazanan takımı hemen sizlere açıklayacağım. 82-0 Anatolian Bees. Burada peş peşe bir tesadüf oldu herhalde. Evet, takım çok çalışmış, yapacak bir şey yoktu. Şimdi sonraki ödülümüze geçiyoruz. 3D Sibim paylaşım ödülü. Bu ödülde de takımların kendi içlerinde veya farklı takımlarla 3D Experience platformu kullanarak oradaki haberleşmeyi ve yardımlaşmayı sağlayan, bu platformu en aktif şekilde kullanan takımımızı açıklıyoruz. 78-40 Emoner Robotics takımımızı da tebrik ediyoruz. Zaten sunumda da 3D Experience'deki paylaşımlarını görebilirsiniz. Sayılarına ulaşabilirsiniz. Ve bir sonraki ödülümüz Halkın Seçimi ödülü. Halkın Seçimi için YouTube platformuna takımların videolarını koymuştuk. Ve %30 izleme, tekil izleyici, %30 beğeni ve %40 İzleme sürelerinin hesaplanarak halk oylamasında belirtilen kriterlere göre en yüksek sıralama yapan takım, ama atlamak istemiyorum, 9000'in üzerinde oy aldılar. Evet. Yani ve burada da çok titiz bir şekilde sonuçları filtreliyorsunuz. Organik evet. Olması, farklı ülkeler, coğrafyaya göre de. Hepsini inceliyoruz da, ve evet. Buna göre kazanan takım 74-65 Magnetek. Bir sonraki ödülümüz Doğa Dostu ödülü. Tabii bu ödülü neye göre verdik? Hemen onu kısaca sizlere açıklayayım. Gelecekte çok farklı ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğiz. Ancak uzun bir süre daha arabalarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bu takım arabalarımızdaki verimsiz noktaları ve atıl duran koltuk kapasitelerindeki yaptıkları tasarım ile çok daha verimli bir hale getirdi. Lityum iyon pillerin bir alternatifi olarak kullandıkları potasyum iyon pillerle bize gelecekte daha temiz bir dünya vaat etti. Ve Doğa Dostu ödülünü kazanan takımımız 78-40 Emoner Robotics. Ve buradaki Emoner Robotics'in şu anda 3D Experience platform üzerinde paylaştıkları videoyu ve araçlarını izliyorsunuz. Gerçekten tebrik ederiz. Şimdi heyecan dorukta bir sonraki ödüle evet, geçeceğiz. Şimdi en iyi sunum ödülüne geldik. Burada gerçekten öğrencilerin işi çok zordu.
jürilerimiz üzerinde. Çünkü jürilerimiz çok farklı sektörlerde, alanlarında çok uzman kişilerdi ama biz izlediğimizde gerçekten dedik ki yani siz ne ara bu platformu kullandınız, ne ara bunlar aklınıza geldi tasarlayıp bir de sundunuz. Gerçekten çok çok yaratıcılardı. Jürilerimiz bence çok zorlandı burada. Ama en iyi sunum ödülünü 8054 Play Robotics takımımız kazandı. Onları da tebrik ediyoruz. Onların da bu arada tasarımları çok yaratıcı. Bugün bence intern ekip ve FRC takımlarından sonra biz şunu gördük ki artık 3D Experience'ı firmalar ya ben bunu kullanamıyorum, yeni teknolojiye adapte olamıyorum demezler diye düşünüyoruz. Çünkü evet, çok canlı ve somut örnekler var önümüzde. Liseler arasında yapılıyor, karmaşık takımlar ve bakıldığında aslında hiçbiri bu platformu bilmiyorlardı. Ama çok kısa bir dönemde burada öğrenerek bu şekilde tasarımları ki şu anda gemiyi görüyorsunuz, 3D Experience platformda yaptıkları, paylaştıkları gerçekten muhteşem işler çıkardılar. Tekrar tebrikler. Evet, bir sonraki ödülümüz güvenlik ve konfor ödülü. Tasarımda yolcu güvenliğini ve konforunu en üst düzeyde sağlayan takıma verilen bu ödülde, takım doğadan aldıkları ilhamla konforu matematiğe döktü. Çok yönlü araştırma ve gözlemleri sonucunda tasarımdaki form ve malzeme seçimleriyle pek çok etkeni iyileştirdiler. Yolculukta bizim kadar hayvan dostlarımızın da konforunu düşünerek hepimiz için güvenli bir araç sundular. Güvenlik ve konfor ödülünü kazanan takım 7465 Magnetek. Şimdi bir sonraki ödülümüz tasarım verimliliği ödülü. Burada bu ödülü verirken yüzen taşıtların binlerce yıldır dayandıkları tasarım prensipleri birbirine çok benzerdi. Bu takım yaptıkları tasarımla alışılagelmiş gemi tasarımlarından çok farklı bir noktaya demir attılar. Hızı ve verimliliği arttırıp bir de gemilerine direkt gemilerinin karaya çıkmalarını sağlayan bir bağlantı eklediler bu tasarımda. Ve bir o kadar da verimli tasarım elde ettiler. Şimdi tasarım verimliliği ödülünü kazanan takımımız 8079 River Robotics. Tebrik ederiz arkadaşlarım. Ve bir sonraki ödülümüze... Evet, ödüllerde sona yaklaşıyoruz. Sürpriz evet, ödülümüzde gerçekten öğrencileri çok mutlu edeceğini düşündüğümüz bir ödül. Şimdi Barış Özcan'ın da çok vaktini almadan hızlıca son iki ödülümüzü de açıklayıp sahneyi Barış Özcan'a bırakalım. Bir sonraki ödülümüz Özgün Tasarım Ödülü. Burada da yine jürilerimizden tasarım konusunda gerçekten çok ileri düzeyde kullanıcılar var. Ve bunu seçmek de bence çok kolay olmadı ama yine 6988 ACI 35 takımı Özgün Tasarım Ödülünü alan takımımız. Gerçekten yani bu platformu hakkıyla kullanıp bu tasarımı yaptıkları için kendilerine ekip ve FRC adına biz çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ve geldik son ödüle. Son ödülüm. İlk ve son ödülümüzü Ayşe Hanım'a bıraktık. Teşekkür ederim. Son ödüle geçmeden önce belki sizlere teşekkür ettik ama öğrenciler için nasıl bir deneyim olduğunu tekrar konuşabiliriz. Şöyle düşünün, hiç bilmediğiniz bir proje üzerinde çalışacaksınız, hem tasarım yapacaksınız hem proje üreteceksiniz ve bu çocuklar bunu bir ayda yaptılar. Yani bir ay gibi bir kısa zamanda gerçekleştirilebilecek, makul, mantıklı ve bunu hayata geçirmek planıyla araştırma yaparak bir proje yaptılar. Yani bu gençler gerçekten çok ilham verici. Kesinlikle, ben hatta orada şunu hatırlıyorum. Hani hep ekip içi toplantılarda evet bu kadar emek verdik ama sonuç ne olacak? O YouTube gecesi böyle 12'den sonra o tasarımları gördüğümde gerçekten dedim ki evet bu çocuklar çok farklı ve çok farklı yerlere gelecek. O yüzden ciddi anlamda çok zor bir iş. Yani Esra hocamız eğitimleri verdi ama geri kalan süreçte bazı platformları kendileri öğrenmeleri gerekti. İngilizce tamamen eğitimler vardı. Bunları tamamladılar. Kendi kafalarında bir tasarım ortaya çıkardılar. Bunu platforma taşıdılar.
orada haberleşme tool'larını kullandılar ve sonunda da bunları sunum olarak jürilere sundular, YouTube'da ayrıca yayınladılar. Gerçekten çok emek gerektiren ve başından sonuna kadar harika bir deneyimdi bizler adına. O yüzden tekrardan bu yoğunluğunuz arasında bize bu projeyi sunduğunuz ve her zaman en büyük destekçimiz olduğunuz için Tekyaz ekip adına size teşekkür ederiz. Burada çocuklara da son ödülü açıklamadan önce ödül almayanlar üzülmesin. Bizim her zaman öğretmeye çalıştığımız gibi süreçte ne öğrendiğiniz sizin gerçek kazanımınız. Bu ödüller sadece yarışma olduğu için tebrik amaçlı verilen bir şey. Dolayısıyla çalışmalarını tamamlayan tüm takımlara tekrar tebrik ediyoruz. Ve son ödülümüz jüri özel ödülü. Kriterler dışında kalan ancak jüriye sunumları ve projeleriyle ilgili en çok etkileyen takıma verilen bu ödülde takım, havanın hareketi sayesinde oluşan rüzgar bizi dalgalara karşı bile istediğimiz yere götürebilir. Yeter ki havayı doğru kullanalım sloganıyla odaklandıkları sorunu yaptıkları gözlem ile birleştirip çok doğru bir sonuca vardı. Hastanelerdeki taşıyıcı kapsüllerden ilham alarak bizleri şehrin altında çok hızlı bir seyahate çıkardılar. Ve jüri özel ödülünü kazanan takım 8209 Sezmek. Farklı bakış açısıyla baktıkları için ve burada tabii tüm öğrencilerimizin bizlere aslında yansıttıkları şey tasarımlarına sizler de baktığınızda sadece tekerlekli değil, denizde de kesinlikle yine bu şekilde yol alan, artı olarak hani burada elektromanyetik kısımda da buna göre tasarımlar yapan tüm takımlara teşekkür ederiz. Tabii ödülümüz şu anda ekranımızda. Evet, şu an ödülümüz... Ayşe Hanım, isterseniz bunu da siz açıklayın. Tüm güzel haberleri siz iletin takımlara. Evet, İnşallah bundan sonraki tasarım zirvesini yüz yüze yaparız ve o takımlara sahnede bu ödülleri vermek bizler açısından çok önemli. Çünkü o FRC ruhunu gidip Ülker Sports Arena'da yaşamak, o takımlarla tasarımlar yapmak vesaire gerçekten bizler açısından çok farklı bir olay. Ve inşallah bu ödüllerimiz seneye katlanır, daha güzel takımlarımıza ödüller veririz. Çok teşekkür ederim. Benim yıllardır sohbetlerimde bahsetmeye çalıştığım şey, bu çocuklar harika işler yapıyor. Evet, ama bizim onlara fırsat sunmamız lazım. Kesinlikle. Biz fırsatı verelim, onlar ilerlemeye devam etsinler. Tabii programlama, yazılım ve tasarım yapan takımların en çok ihtiyacı olacağı şey bir bilgisayar. Bundan daha büyük ihtiyaç ne olabilir ki? Burada sponsorumuz Lenovo'ya çok teşekkür ederiz. Takımlarımızın çalışmalarını bir üst seviyeye çıkartabilmesi için kendileri bir bilgisayar hediye ettiler. Hepsine tek tek teşekkür evet ederiz. Buradan ayrıca Emre Antaloğlu'na da çok teşekkür ederim. Çünkü kendisi eğitimle alakalı bir projede, yani her zaman bizim destekçimiz oldu. Hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Kendisinin normal ticari taraftaki işlerin dışında eğitime olan bakış açısı gerçekten belki bizim firmayla benzer, belki bu yüzden o kadar başarılıyız Lenovo tarafında. Bu da çok önemli bir detay. Tüm takımlar iş istasyonlarına en kısa sürede zaten kendilerine ulaştıracağız. Güle güle kullansınlar, daha nice SolidWorks ve 3D Experience tasarımlarını yapsınlar. Şimdi yavaş yavaş Ayşe Hanım'a ufak bir plaketimiz var. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettiniz? Teşekkür ederim. Buyurun, çok teşekkürler, Hanım. Çok sağ olun. Şöyle fotoğraf çekinelim. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Burada Dassault System, 3D Experience platformunda bize desteklerinden dolayı gerçekten teşekkür ederiz. Bizlerle beraber ekip şeklinde yarışıp burada öğrencilere lisans sağladılar. Komüniteler açtılar, yani topluluklar açıp onların iletişim sağlamalarını burada bize sağladılar. Buradaki öğrencilerimizin 3D Experience platformuyla tanışmalarının haricinde sizler de 3D Experience platformunda 3D Experience platformuna ile tanışmak istiyorsanız öğrenci arkadaşlarımız için bizim Tekyaz Student Community'miz bulunmakta. Bir önceki sunumlarda bununla ilgili QR kod paylaştık ama onu kaçırdıysanız edu@tekyaz.com adresine mail atarak öğrenci arkadaşlarımızın 3D Experience platformuyla. Belki sadece platforma da kavuşmayacaklar. Aynı zamanda Esra hocamın üzerinde uzun yıllar çalıştığı Tekyaz Online'dan eğitimlerini alacak
gelecek bizden lisanslarını alacak, SolidWorks'ün uluslararası sertifikalarını alacak. Gerçekten çok farklı ve çok değerli bir platform. Yani biz ilk bu platformu kurduğumuzda acaba tutar mı, ne gibi geri dönüşler alırız, çok yaygın kullanılır mı gibi kafamızda soru işaretleri vardı. Ama bugün sunumlarda da söylediğimiz gibi 2000 kişiye ulaştı. Gerçekten kendine bir şeyler katmak isteyen, SolidWorks'te uluslararası sertifikamı alayım, ileri eğitimleri alayım, intern ekibimiz gibi 3D Experience tarafında ilerleyeyim diyen tüm arkadaşlar edu@tekyaz.com'a mail atabilirler. Ayrıca bu 3D Experience dönüşümüne öncü olmak isteyen tüm öğretim üyelerimiz, öğretmenlerimiz, üniversitelerde, meslek liselerinde bize ulaşırlarsa gerçekten bu dönüşüm çok değerli ve bu dönüşümde kimle yola çıkarsak 25 yıl öncesinde olduğu gibi onların öğrencileri belki okulundaki öğretmenler kazanıyor. Bunun için de bizimle istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. Burada student kısmının en önemli bölümü de öğrenciler kendileri gibi teknolojiye meraklı öğrencilerle buluşabiliyorlar. Yaptıkları tasarımlarını paylaşabiliyorlar, sorular sorabiliyorlar, soruları cevaplayabiliyorlar. Ve bunlara en son teknolojiyle direkt ulaşabiliyorlar. Yani hani bugün olan bir haberle ulaşabiliyorlar. Tamamen dünyaya aslında aradıkları her şey burada. Yani evet, SolidWorks ve 3D Experience tarafında. Biz artık günün en çok beklenen isimlerinden Barış Özcan'a yavaş yavaş sahneyi bırakalım ve Ayşe Hanım'a tekrardan teşekkür buraya ederim. Kadar geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi söz herhalde Barış Özcan'da.